Küresel krizden bu yana en kötüsü petrol fiyatlarında düşüş 5. ayına girdi. Uzmanlara göre bu 2008'deki küresel krizden bu yana görülen en uzun düşüş ivmesi. Brent petrolü 67, Amerikan ham petrolü de 64 dolara doğru gerileyerek son 5 yılın en düşük seviyelerini gördü. Petrol fiyatlarının seyrini Nord Capital Market Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan'la konuşacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. OPEC toplantısının ardından petroldeki düşüş devam ediyor. Daha ne kadar sürecek bu düşüş? Tabii öncelikle OPEC'te OPEC üyelerinin almış olduğu kararla beraber, ki tüm piyasanın bildiği gibi burada herhangi bir şekilde kısıtlamaya gitmemek kararı aldılar. Piyasaların daha çok panik havasında satışlar yaptığını gördük ve petrol fiyatlarına sert bir düşüş olduğunu geçtiğimiz hafta Cuma itibariyle ve bu haftanın başlangıcında görmüş olduk. Ancak burada OPEC üyeleri her türlü riske rağmen biraz da pazar paylarını belki korumak amacıyla bu tür bir adım atmış olabilirler ve piyasanın daha çok kendi dinamikleriyle beraber dengelemesini istiyor olabilirler. Önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarındaki düşük seyir bir süre daha devam edecektir. Ancak bunun ters rallinin devamını beklemek, düşüşün daha da derinleşmesini beklemek kısa vadede çok gerçekçi olmayacaktır diye düşünüyorum. Burada özellikle WTI açısından 63 dolar seviyeleri belki görüldü ama 65 dolar seviyelerinde şu an için bir denge oluşturmaya çalıştığını görüyoruz piyasanın, ki bugün gelen tepkilerde 67 dolar seviyesi üzerinde de şu anda piyasa ataklarını genişletmeye çalışıyor. Aynı şekilde Brent de 70 dolar seviyesi üzerinde fiyatlamalarını sürdürüyor. Benim kanaatimce evet, düşüş trendi henüz bitmiş değil. Özellikle küresel piyasalara yönelik yavaşlamaya yönelik verilerin devamı petrol fiyatlarının aşağı yönde baskılamaya devam edecektir. Ancak kısa vadedeki görünümler açısından mevcut kademelerin bir süre daha korunacağı kanaatindeyim. Peki bu yıl sonu nasıl kapayabilir petrol, bir öngörünüz var mı? Şimdi tabii yıl sonu artık bir aylık bir süremiz kaldı ve önümüzdeki gelen verilerde de çok parlak, yani küresel ekonominin canlanmasına yönelik çok parlak verilerin gelmediğini görüyoruz. Kısa vadeli belki toparlanmalar ve tepkisel hareketler olsa da ben petrol fiyatlarının şu anki mevcut kademelerinde daha çok dengelenerek yıl sonu kapanış yapabileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan 2015'e dair bundan sonraki süreçteki beklentileri iyi okumak gerekir. Özellikle ABD ve Çin ekonomileri gibi, yine Avrupa bölgesi ve Japonya ekonomileri gibi büyük ekonomilerdeki gelişmeler, canlanmalar yine piyasanın özellikle petrol fiyatları açısından önümüzdeki süreçte belirlenmesini ve yön saptamasına neden olacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki OPEC üyeleri 2015 içerisinde de herhangi bir şekilde kısıtlamaya gitmeyecekler. Üretimde herhangi bir müdahalede bulunmayacaklar. Bundan sonrasındaki süreçte tamamen jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik gelişmeler piyasanın yönünü tayin edecektir diye düşünüyorum. Yani 2015 Haziran ayında OPEC toplantısından da bir üretimde bir değişiklik beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? Yok, yani orada bir değişiklik belki olabilir ama şu andaki süreçte en azından 6 ay müddetince herhangi bir değişiklik olmayacağını biliyoruz. Bu da piyasaların şu an için zaten canını sıkmış durumda diyebiliriz. Bir de tabii Rusya'ya yapılan yaptırımlar, farklı takım jeopolitik gelişmeler, bunlar fiyatlar üzerinde belli dalgalanmalara ve etkileri olumsuz yönde daha çok neden olacaktır. Tabii 2015 Haziran'ında, yani 2015'in ortalarına doğru ki gelişmeler ne yönde olur? Özellikle şu anda küresel piyasalarda piyasaların daha çok taşımış olduğu yavaşlama endişelerini piyasalar aşabilir mi? Tekrar bir canlanma olabilir mi? Bu çok önemli. Çünkü piyasalara yönelik canlanma olması özellikle talebi tekrar artıracaktır. Bu da arz yönünde yaşanan artışları, stokların artışlarını bir nevi dengeleyecektir. Bu da fiyatları belki bir miktar 80 dolarlara doğru, 2015 ilk çeyreği sonlarına doğru taşınmasına neden olabilir. Ama dediğim gibi tamamıyla makroekonomik gelişmelere ve piyasanın tekrar canlanıp canlanmama senaryosuna bağlı bir şekilde bu fiyatlar olgunlaşacaktır diye düşünüyorum. Son olarak şunu da sorayım. 30 dolarları telaffuz edenler de var. Siz ne diyorsunuz? 30 dolarlar görülür mü? Tabii yani bu sonuç itibariyle bu risk şu anda teknik görünümde de var. Yani yok diyemeyiz.
Gelişmeler bu yönde devam edecek olursa ve kritik belli kademelerin kırılmasıyla beraber düşüş devam edebilecekse çok daha alt kademelerden bahsetmek mümkün olabilir ama az önce de dediğim gibi yani şu andaki bulunduğu seviyelerde piyasa kısa vadede bir denge oluşturacaktır. Sonuç itibariyle büyümeye yönelik gelecek veriler enflasyonist açıdan büyük ekonomilerdeki özellikle canlanmalar hedefler doğrusunda ne kadar gelişip gelişmeyecek. Bunları izleyeceğiz. Eğer ki bu yönde beklentiler karşılanmayacak olursa petrol fiyatlarındaki gerileme tabii ki devam edebilir. Fakat bunu söylemek için bence şu an en azından şu an erken olduğunu düşünüyorum. Nor Capital Market Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Müdürü Ahmet Uluhan, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.